Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nın Sayın Başkanlığı'na Afganistan Kalıcı Barış ve Güvenlik Toplantısını Türkiye'den Vatan Partisi adına yürekten duygularla, sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Afganistan dünyanın kalpgahında bulunuyor ve biz yürekten duygularla Afganistan halkının mücadelesini izliyoruz ve selamlıyoruz. Amerikan emperyalizmine karşı Afganistan halkı bütün dünyaya kahramanlık mesajları verdi ve büyük zafer kazandı. Afganistan halkının, kardeş Afganistan milletinin bu zaferini selamlıyoruz ve yeni zaferler diliyoruz. Kuşkusuz bu Afganistan milletinin birleşmesiyle oldu ve önümüzde de Afganistan'ın bütün taraflarının, Afganistan milletini temsil eden bütün örgütlerin birlikte hareket etmesi, biz Türkiye halkının, Türk milletinin ve Vatan Partisi'nin dileğidir. Çünkü başarının, zaferin bu birlikte olduğuna inanıyoruz. Türkiye ve İran bölgemizde önemli devletler ve Türkiye-İran beraberliği her zaman mazlum milletler adına büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye-İran beraberliği aynı zamanda Afganistan içindir, Orta Asya içindir, Asya içindir ve bütün insanlık içindir. O bakımdan Türkiye ile İran'ın el ele vermesini tarihi önemde buluyoruz. Hem tarih boyunca bu beraberlik büyük başarıların kaynağı olmuştur, hem de geleceği yaratmada bütün insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaktır. NATO'nun Afganistan'dan çekilip gitmesi bütün insanlık için fevkalade önemlidir. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'de NATO'ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmiyle savaşmaktadır. Türk ordusu Amerikan emperyalizmiyle savaşmaktadır. Ve 2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı, Fethullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır. Aynı zamanda Türk ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye'den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede de emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır. Ve size teşekkür borçluyuz. Amerika'ya kahramanca direndiniz, başınızı dik tuttunuz, size sonuna kadar güveniyoruz. Önümüze baktığımız zaman bölge ülkelerinin birliği, İran, Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin ve cumhuriyetlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti gibi, Hindistan gibi diğer bütün Asya'nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının ekonomide, kültürde, siyasette birliğinden yanayız ve bu birliğin daha da güçlenmesi, daha ileri adımlar atması ve daha iyi bir ileri biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız. Değerli kurultayımızın değerli başkanı,
artık insanlık Asya çağına girmiştir. Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik'in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada, Asya'da ve Afganistan'da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır. Ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. O bakımdan Asya uygarlığının yaratıcıları olan bütün Asya ülkelerini ve halklarını bu toplantımız vesilesiyle yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her zaman beraberiz, her zaman dayanışma halinde olacağız ve Afgan halkının mücadelesiyle el ele olacağız. Beraber ileri büyük bir insanlık davasının peşinde devam edeceğiz. Sizleri saygı ve sevgiyle Vatan Partisi adına selamlıyorum. Aziz dostlarım, aziz kardeşlerim.